Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek Eyüp Sultan Hazretlerini ve Eyüp Sultan Selmi'ni anlatmaya başlıyorum. İstanbul, ana gibi yar bulunmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Bu şehrin ağlayanı dahi bahtiyardır ki güleni nasıl bahtiyar olmasın. Çünkü bu şehir İstanbul kutlu, mutlu ve mukaddes şehirlerden biridir. Evet, hiç şüpheniz olmasın, Mekke'den, Medine'den, Kudüs'ten sonra İstanbul, İslam aleminin 4. mukaddes şehridir. Sultanların şehridir, efendilerin şehridir, Sultan-ı Enbiya'nın müjdelediği şehirdir. Şehrimizin sultanı elbette ki Eyüp Sultan'dır. Ama Eyüp Sultan Hazretleri de Sultan-ı Enbiya'nın müjdesine mazhar olmak için İstanbul'a geldi ve burada şehitlik mertebesine ulaştı. Okuyabilirsin bu hadisin metnini okuyayım, sonra manasını vermeye çalışalım. Efendimiz buyuruyor ki لَتُفْتَحَنَّ الْقَسْطَنْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يُّ اَم۪يُّهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. Bu hadis-i şerif sahihtir. Kütüb-ü Sitte'de vardır. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde mevcuttur. Fetih hadisi diye bilinmektedir. İstanbul'un muhtelif camilerinde, mekanlarında da başta Fatih Camisi olmak üzere bu hadis-i şerif yazılmıştır, kitabe haline getirilmiştir. Burada müjde var. Efendimiz buyuruyor ki, Konstantiniyye şehri bir gün elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Ni'mel emir, ne güzel emir, yani kumandan. Ni'mel ceyş, ne güzel asker. Ceyş, asker, çoğulu, cüyuş, askerler. Bunlara fetih şehitleri diyoruz efendim. Ni'mel ceyş, İstanbul'un muhtelif mekanlarında fetih şehitleri olmakla beraber topluca bulundukları yer Şehzadebaşı'dır. Biraz daha çerçeveyi daraltarak söyleyecek olursak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının bitişiğindeki 18 segmanlar şehitliği, fetih şehitlerinin bulunduğu yer olarak bilinmektedir. Bu konuda rahmetli Süheyl Ünver Hoca'nın müstakil bir eser yazdığını biliyoruz. Kaldı ki Fatih Sultan Mehmet Han merhum, İstanbul'un muhtelif bölgelerinde şehit düşen askerlerin şehit düştükleri yerlere defnettirmiştir ki böylece şehrin tamamı şüheda toprağı olsun gibi bir düşünceyle. Hani diyor ya ki şüheda toprağı, şüheda sıksan toprağı çıkacak, şüheda çıkacak. Evet. Şehrimizin sultanı elbette Eyüp Sultan Hazretleri olmakla beraber az önce de ifade ettiğim gibi Efendimiz Sultan-ı Enbiya bunu bu hadis-i şerifiyle haber veriyor. Öyleyse İstanbul'un sultanları var. Bu şehri başkent edinen Osmanlı padişahları, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, diğer sultanlar, başta Fatih Sultan Mehmet. Ama bu bizim padişahlar. Az önce de dediğim gibi İstanbul'un daha önceki sultanları var. Birisi ve birincisi elbette kainatın sultanı olan Efendimiz, madem ki bu şehir hakkında haber vermiştir, öyleyse İstanbul'un ilk sultanı, ilk efendisi Efendimiz'dir. İkinci sultanı, ben de gideyim, bu şehrin, Konstantiniyye'nin fethinde bulunayım, bu şerefe mazhar olayım diye 80 yaşının üstünde bir yaşlı kimse olduğu halde o bin bir meşakkate ve zahmete katlanarak burada şehit düşen, gelip burada şehit düşen Eyüp Sultan Hazretleri şehrimizin mübarek ikinci sultanıdır. Fatih Sultan Mehmed'i İstanbul'u alması için olanca manevi kuvvetiyle teşvik ve tergip eden Ak Şemseddin Hazretleri şehrimizin üçüncü sultanıdır.
ve Akşemseddin Hazretlerinin telkinleriyle daha da galeyana gelen, ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni alır diye o celalli ve şehametli haliyle hücuma geçen Fatih Sultan Mehmet ve askerleri, kutlu ve mutlu askerleri de çok önemli bir mevkiyi işgal ediyorlar. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet de şehrimizin dördüncü sultanıdır efendim. Evet, bu şehir sultanlar şehridir. Biz bu kelimeyi çok sevdik. İki kelimeyi çok sevdik. Biri efendi, biri sultan. Haydi buna üçüncüsünü ekleyelim. Biri de çelebi. İstanbul çelebiler şehridir. Efendiler şehridir. Sultanlar şehridir. Evet, İstanbul şehirlerin efendisidir. Hiç şüpheniz olmasın. Çünkü burada maneviyat büyüklerinin sayısı hayli fazla ve bu İstanbul şimdi bizim bildiğimiz gibi değil efendim. Şimdi İstanbul tarihi yönden incelenmeli, coğrafi yönden incelenmeli, sosyolojik açıdan incelenmeli, dini ve tasavvufi açıdan incelenmeli. Hangi açıdan incelerseniz inceleyiniz, ciltlerle kitap yazılması gerekir. Kabataslak bir iki çizgiyle, cümleyle söylemek icap ederse, İstanbul içinde İstanbul var. Daha doğrusu İstanbul içinde İstanbullar var. Çünkü Boğaziçi ayrı bir medeniyet, ayrı bir semt. Galata tarafı ayrı bir semt, Üsküdar tarafı ayrı bir semt ve başta Eyüp Sultan. Ne diyoruz buna kültür dilimizde? Bilad-ı Selase diyoruz efendim. Asıl İstanbul Suriçi. Önceki sohbetlerimde de müteaddit defalar söylediğim üzere nefsi İstanbul dediğimiz İstanbul, yukarıdan bakıldığı zaman üçgen şeklinde görünen kara parçasıdır. Efendim cezire, evet Şibli cezire derler buna yarımada. Çünkü üç tarafı denizle çevrili. Değil mi? Bir ucu Saraybolu. Marmara'yla Boğaz'ın kesiştiği yer. Bu tarafta Marmara, bu tarafta Haliç. Ve kara tarafı var, Topkapı surları, Edirne kapı surları. Yukarıdan bakınca üçgen şeklinde ve kadim şehir. Bizans'ın başkenti Konstantiniye ve şehrin kuruluş tarihi çok eski Megaralılar tarafından kurulduğu zaman daha Hazreti İsa'nın dünyaya gelmesine 657 sene var. Kadim bir şehirde insan ne mutlu bize. Tarihi bu kadar eski olan bir şehirde oturuyoruz. Ben eskiyi severim. Halbuki eski pek sevilmez. Sevilen eski tarih olursa o sevilmeye layıktır. Şu mekanın güzelliğine bakmıyor musunuz Allah aşkına? Köprülü Mehmet Paşa bana diyor ki, şimdi o türbeden sesleniyor. Hoca sakın yanlış bir şey söyleme. Ha, Köprülü Mehmet Paşa. Yanında oğlu var Fazıl Ahmet Paşa. Onun yanında en son Köprülü var, büyük ilim adamı. Fuat Köprülü şurada yatıyor hemen şu köşede. Köprülüler burada. Öyleyse ben şimdi hal ile mazi arasında bir köprü bulmaya çalışayım. Her tarafımız tarih. İstanbul'da nereye adımını atsan tarih ve edebiyat fışkırıyor. Lakin İstanbul'da gezerken ruh coğrafyasında gezer gibi gezmek lazım tadını almak için. Ha. Asıl İstanbul, nefsi İstanbul dediğimiz bu İstanbul. Sonra üç belde, Bilad-ı Selase, Eyüp Sultan, Galata, Üsküdar. Sonra Boğaziçi. Dört tane İstanbul oldu. Bir de nefsi İstanbul, beş İstanbul. Beş tane İstanbul var Ahmet abi, öyle değil mi? Evet. Sen bu beş İstanbul'un hangisini seviyorsun? Ben Üsküdar aşığım. Üsküdar'a kim aşık değil ki? Evet, İstanbul'un Eyüp Sultan'dan sonra en uhrevi beldesi Üsküdar'dır. Çünkü orada aziz bir insan, hamd etmiş bir insan ve Hüdaya bağlı bir insan bulunuyor. Aziz Mahmud Hüdayi, şerefül mekan bilmekin. Ama unutmayalım ki
Eyüp Sultan da bir sahabi, hem de sahabilerin en hası, en kıymetlisi bulunuyor. Nasıl kıymetli olmasın ki kainatın efendisini 7 ay, bir rivayete göre 8 ay hane-i saadetinde misafir etme şerefine nail olmuştur. Mihmandar diyoruz değil mi efendim? Mihmandar, güzel bir kelime. Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul'a nasıl geldi, nasıl savaş yaptı, nasıl şehit oldu, nasıl hastalandı, nereye defnedildi, türbesi sonra nasıl yapıldı? Ben bunları burada uzun uzun anlatırsam saatlerce konuşmam gerekir. Bu kitapta hepsi yazılı. Şimdi bana sordu, espri yaptı. İdris Bey dedi ki, o kitabın hepsini okuyacak mısın dedi. Evet, 600 sayfa. Ne dersiniz? Okuyalım mı? Sesiniz çok çıldız geçti, geldi, vazgeçti. Evet. Bu bir İstanbul aşığının kaleminden çıkmış enfes bir kitaptır efendim. Bir rüya sonucu yazılmış bir kitaptır. Evet, Yahya Kemal Beyatlı ne diyor? Aziz İstanbul isimli kitabında Eyüp Sultan Hazretlerini anlatırken diyor ki, bir rüyada gördüğümüz Eyüp. Evet. Çünkü fetih askerleri İstanbul'u hep rüyada görüyorlardı. O rüyadan sonra fetih gerçekleşti. Rüya şehridir efendim burası. Evet. Dolayısıyla bu zat-ı şerif eski İstanbul aşıklarından, ulemadan, sülahadan mübarek bir insan, Hacı Cemal Öğüt, bizim Hikmet annemizin babası. İstanbul dersiyamı. Ne demek dersiyam? Sohbet. Dersiyam, iki kelime var burada, bileşik kelime. Ders veren, müderris, profesör. Dersiyam, ama orada bir ayın, elif, mim, am. Umuma ders veren. Umuma ders veren. Yani bunların camilerde yaptığı sohbetlere, derslere ayrım yok. Kadın, erkek, herkes katılıyor. Dersiyam, eskiden böyleydi, şimdiki gibi değil. Camilerde dersiyam kürsüleri vardı. Bir akademisyen değil, değil mi hocam? Değil. Zaten daha çok gönüllü adam. Zaten değil. Akademisyen olmadığı için bu kadar tutuluyor. İçimizdeki akademisyenlerden özür dilesem mi? Vazgeçtim. İstisnalar müstesnadır, onlar anlar bizim mesajımızı. İmam Gazali profesör değildi ki. İbn Sina yardımcı doçent de değildi. Evet. Değil mi efendim? Evet. Ha, o ünvanları alıp da hakkını verenleri başıma tac edilirim. Onlara çok hürmetim var. Ama bunların sayısı az. Zaten iyi ve güzel şeylerin de ne hikmetse sayısı azdır. Altın az, bakır çoktur. Neyse, geçelim. Efendim, yine asıl mevzumuza gelecek olursak, evet, Nefsi İstanbul, Üçbelde, Boğaziçi ve Eyüp Sultan Hazretleri buraya nasıl geldi? Aman Allah'ım, bu kitabı okuyun nasıl geldiğini görürsünüz. Ve öyle bir geliş geldi ki kıyamete kadar burada. Efendimiz müjde vermiş, benim sahabemden birisi Konstantiniyye şehrinin en yakınına kadar gidecek ve orada şehit düşecek. Böyle bir şey var. Bu müjdeyi almış. Ya düşünün şimdi, 80 yaşının üstünde bir insan, o zamanın şartlarında uçak yok, otobüs yok, aylarca yol alıyorsun, at üstünde, efendim, yaya, yürüyerek, zahmet, meşakkat, hastalık, efendim, yol kesme, tehlikesi vesaire vesaire, hiç bunlar önemli değil. İnsanın içinde aşk olunca meşk de olur. Aşkı olan insana mesafeler hiçbir anlam ifade etmez. Evet. Ama isterseniz eski kitaplarda çok sık tekrarlanan bir benzetmeyi, bir menkıbeyi, menkıbe de denmez ya, önce nakledeyim. Şerefül mekan bilmekin sözü çok meşhurdur. Bir mekanı, bir makamı, bir mevkiyi
şereflendiren, kıymetlendiren, değerlendiren orada bulunan insan veya insanlardır sözü çok meşhurdur biliyorsunuz. Öyle ya, şu güzel tarihi koridorun, salonun tavanı, kubbeleri, duvarları hep altın olsa, altından olsa ama içinde insan bulunmasa hiçbir kıymet ifade etmez. Şu anda rüşveti kelam olarak söylemiyorum, bir hakikati ifade ediyorum. Şu anda burayı sizler şereflendiriyorsunuz. Binaenaleyh şu duvarlar, kubbeler bu şerefle müşerref oldular. Evet, insan bulunduğu yere şeref verendir. Makam, mevki insana şeref vermez. Makama, mevkiye, sandalyeye, kasaya, masaya insan şeref verir. Dolayısıyla insan unsuru başta geliyor. Hikaye bu ya, rivayet bu ya. Bir zamanlar yeryüzü ile gökyüzü arasında bir münazara olmuş efendim. Hatta bir münakaşa olmuş. Önce sözü gökyüzü almış, bütün yıldızlar, kandiller gibi bende asılı. Dolayısıyla ben çok kıymetli bir mevkiye sahibim. Yeryüzü cevap vermiş, insanların gıdası olan bütün bitkiler benden çıkıyor. Ben daha şerefliyim. Gökyüzü sözü tekrar almış. Güneş bende, ay bende, gezegenler bende, benden daha kıymetli olabilir misin? Yeryüzü cevap vermiş, denizler bende, ırmaklar bende, göller bende, bunlar sudur, su da hayat demektir. Efendim, gökyüzü tekrar söz almış, kıymetini ifade eden, birinci olduğunu dile getiren başka deliller sormuş. Yeryüzü tekrar cevap vermiş, münazara uzadıkça uzamış. Sonunda yeryüzü bir cümle söylemiş ki, tabir caizse gökyüzü mat olmuş. Demiş ki yeryüzü, ey gökyüzü boşuna kendini yorup durma, fahri kainat efendimiz bende yatıyor. Ha, öyle ya. Şehirlerin efendisi Mekke, Kur'an'da ismi geçiyor. Bir Mekke, Mekke diye geçiyor. Niye? Efendimiz Mekke'de dünyayı şereflendirdi. Dünyayı teşrif etti. Bu söz yanlış söyleniyor. Dünyaya teşrif etti sözü yanlıştır. Doğrusu gramer kurallarına uygun olanı teşrif etti. Tefail babından geliyor. Teşrif etti, şereflendirdi. Tefriş etti, döşedi. Mebrukşat değil mi efendim? Efendimiz Mekke'de dünyayı teşrif etti. Medine-i Münevvere'de ahireti teşrif etti. Kudüs-ü Şerif'te gökleri teşrif etti. İstanbul'da da hadisiyle şereflendirildi. İstanbul'da hadisi şerifiyle şereflendirildi. Ha, öyleyse Sultanlar Şehri. Şimdi, şerefül mekan bilmekin. Madem ki Efendimiz dünya denilen bu mekandadır ve mutasavvuf ulemanın sözüne bakacak olursak Efendimizin Ravza-yı Mutahharası, o temiz bahçesi Medine'deki Kabe-i Şerif'ten ve Arş-ı Ala'dan manevi kıymet itibariyle daha büyüktür deniliyor. Eyvallah. Bilmem siz ne düşünürsünüz, ben tamamen kabul ediyorum. Kainatın Efendisi. Evet. Peki kardeşim, kainatın efendisini, insanların en şereflisini, evinde bu kadar misafir eden, Efendimiz savaş yaptığı zaman çadırının etrafında sabaha kadar nöbet tutan, bütün ömrü mücahedelerde, cihatlarda geçen efendim ve daha birçok meziyetleri olan, anne ve baba tarafından da Efendimiz'e akraba olan mihmandar Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de işte İstanbul'u şereflendiren en büyük unsurların başında geliyor. Bu hadis-i şerif bilindiği için tabii ki asr-ı saadetten hemen sonra efendim İslam orduları
Konstantiniyye'yi fethetmek için defalarca sefer düzenlediler. Abbasilerden önce Emeviler. Abbasiler de düzenlendi. Abbasiler de düzenledi. Hatta meşhur Harun Reşid'in ordusu Üsküdar'a kadar geldi. Şehir neredeyse anlaşıldı. Ağır bir anlaşma imzalandı. Efendim maddi açıdan çok önemli o bir anlaşma yapıldı ve İslam oğulları tekrar memleketine çekildi. Ama önce Emeviler. İkinci Emevi kuşatmasında Eyüp Sultan Hazretleri Konstantiniyye'ye kadar geldi değerli dostlar. Peki ordu kimlerden müteşekkil? İslam ordusu Emevi ordusu Şam'dan geliyor. Muaviye ordu Yezid komutasında. Eyvah! Komutan Yezid. Şimdi bazıları diyorlar ki hocam ben duydum bunu. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde Eyüp Sultan Hazretleri yok. Eyüp Sultan gibi mübarek bir zat, Yezid gibi fasık bir adamın ordusunda gelmez. Sakın bu türlü sözlere kanmayın, inanmayın. Böyle bir şey yok. Yezid'in rezilliği, zalimliği, kötülüğü kendine. Böyle bir fasık insanın komuta ettiği orduya bir Müslüman sahabi, bir sahabe katılmaz diye bir kayıt yok. Yani katılır. Kaldı ki, tarihten öğreniyoruz ki, Yezid'in fıskı, fücuru, zalimliği bu seferden sonra ortaya çıkmıştır. Sonraki halleri bu Yezid düzenlendiği zaman yoktu. Bilahare ortaya çıkmıştır. Bu bahsini ettiğim Cemal Hoca'nın kitabında 11 madde halinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin Yezid'in komutasındaki orduda İstanbul'a nasıl geldiği sebepleri, hikmetleri, delilleri açık bir şekilde anlatıyor. Zaman olmadığı için onları okuyamıyorum. Tavsiye ederim bu kitaptan edinin piyasada var. Çünkü bu Cemal Hoca mühim bir zat. Ben anne kızından, Hikmet Anne'den defalarca dinlemiştim. Beşiktaş'taki evine gitmiştik Serence Bey galiba ablası. Memduh Bey'le gitmiştik efendim. Birkaç defa gittim ben. Bu kitabın yazılmış hikayesini anlatmıştı bize Hikmet Anne. Nihayet kızı her şeye şahit olmuş tabii ki. Babam dedi bu kitabı bir manevi zuhurat anında yazdı. Benim kardeşim vefat etmişti, erkek kardeşim. Babam çok üzgündü. Vefat eden küçük çocuklara, onlara dair babalara teselli, annelere teselli etmek için bir kitap yazıyordu. Bunun hazırlıklarını yapmıştı. Yazmaya da başlamıştı. İşte o sırada evimizin ikinci katından bir gürültü duydum ben alt kattayım diyor. Bir ses duydum, çok telaşlandım. Eyvah babama bir şey oluyor dedim. Yukarı çıktım telaşla. Baktım babam kan telaşıydı. Hayır babam doktor getireyim mi? İlaç vesaire yok 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 kızım. Aman babacığım işte hastane. Hayır hayır hayır. Kızım görmedin mi dedi o anda. Neyi babacığım? Görmedin mi sen hakikaten görmedin mi? Neyi göreceğim babacığım? Az önce buradaydı görmedin mi şimdi çıktı. Eyüp Sultan Hazretleri evladım bana göründü, dedi ki başka konularda kitap yazmayı bırak, benim hayatımı yaz. Evet, bunu kızı bana bir not anlattı. Nitekim bu kitabın ön sözünde de var. Yalnız sizi yanıltmış olmayayım, bu ilk baskıdır, 1950'li yıllarda basılmıştır. İkinci baskısında bu hikaye anlatılıyor. Bizim Vehbi Bey falan da aynı hadiseye şahit oldular, vakası olur. Efendim, ayrıntılı bilgi ikinci baskısının ön sözünde vardır. Bu dediklerim orada var. Bu ilk baskısı, bu perişan bir haldeydi. Ben çiftlettim böyle, elbise giydirdim yani. 1950 yıllarda basıldı. O zamanın şartlarında kitap bastırmak kolay değil. Bir kere hocalarda para yok ondan sonra. Ve çok ilginçtir, bu parayı, şey bu kitabı hocanın vaazlarını dinlemek için koşup gelen kadınlar aralarında para toplayıp bastırmışlar. Hatta şurada
isimlerim de var. Hemen bulabilirsem. Eserin tabı hususunda, bu eserin tabı, baskısı, basımı hususunda senet mukabilinde, senet karşılığında istikraz eylediğimiz, ne demek istikraz eylediğimiz? Karz-ı Hasen, borç aldığımız ve bilahare borçlarını ödediğimiz Nimet Hanım, Ebe Hacı Naciye, Fatma Öz Kevser, Aliye Hanım, Hayriye Hanım, Mehmet Yaşar Varol ve ailesi, Sıtkıya Sezgin, Nazmiye Eren, Refika Karatekin, Cemile Kunt, Mediha ve Hacı İkbal Nuriye Göze, Refika Çınar, Zekiye Karatekin, Fatma Tezcan, Abdülkadir Mücahitoğlu, Hatice Sabiha, Zehra Sandı, Fethiye Süveda Hanım ve Necdet Bey, Hatice Ölçer Hanım'ın bütün ölmüşlerine bahusus sevci merhum Sabri Ölçer'in aziz ruhuna Fatiha okur ve rahmet ile anarım. Bu meyanda babam muallim Ahmet Lütfi, dedem Molla Ramazan, validem Nisa, annesi Meryem, validem Seyyide, anasına rahmet diliyorum. Şimdi bu hanımlar işte para vermişler, kimisi borç, kimisi teberrük, kitap basılmış. Hatta şöyle bir not da var. Bu eserimizin basılması hususunda beni terbiye ve teşvik eden çok kıymetli zevatın bazılarının isimleri: İhsan Sabri Çağlayangil, Cevat Taşçı, Avukat Cemile Yarman, Avukat Vecdi Yarman, Doktor Mahir, Hacı Mehmet Şefik, Matbaamızın Müdürü Hacı Ahmet Said, oğlu Tahsin Fuat vesaire. Yani bu kitap böyle basılmıştır efendim. Çok kıymetli bir eserdir ve Eyüp Sultan Hazretleri hakkında yazılan yegane kuvvetli, bilgi dolu bir eser olmakla beraber az önce de ifade ettiğim gibi en önemli özelliği böyle manevi bir zuhurat neticesinde yazılmış ve basılmış olmasıdır. Riyadan Allah'a sığınırım. Ben bu eseri 8-9 defa okudum. Yine okusam, ki okuyacağım, aynı zevki alacağım. Zaten kitap odur ki, bir kere değil, birkaç kere okunduğu halde zevk verendir. Zaten Ahmet Amiş Efendi Hazretlerinin şu meşhur sözünü daha önce nakledim. Bu vesileyle bir kere daha nakledeyim. Bir kitabın 3 defa okunma hakkı vardır. En az 3 defa. Et tekrar ahsen ve levkâne 180. Ben bu kitabı okudum deme hakkınız nedir biliyor musunuz? Kitaptaki bilgilerin %50'si kafanızda kalmışsa o kitabı okumuşsunuz demektir. Öbürleri okumak sayılmıyor. Ona ne diyorlar? Göz gezdirdim. Gezdirme gözünü. Bir noktaya bak. Işık bir noktaya bakarsa o noktayı yakar. Merceği tutulur. İlim de böyledir. Çok dolaştın mı yorulursun. Dikkatli. Tekrar, tekrar. Tekrarın çok faydası var. Tekrar yerine göre sıkıcıdır. Yerine göre çok lüzumludur. Bize çok lüzumlu olanı lazım. Tekrarda fayda olmasaydı Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler tekrar edilir miydi? Vela teziru vaziretun vizre yukra. Kaç yerde tekrar ediliyor? Rahman suresinde fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziban. Tekrar ediliyor daha çok. Bir hikmeti var efendim. Yağmur tekrarlarsa toprağa şifa verir. 2-3 damladan ben ne yapayım? Toprak ondan bir şey kapmaz. Katarat, yağmur damlaları çok düşerse orada yeşerme olur. İlim de böyledir. Onun için